namı diğer Hasan Efendi, yani Hasan Kılıç Hoca Efendi kimdir? Mahmud Efendi Hazretlerimizin manevi yorgunluğunun ve rahatsızlığının artmasından sonra 2004 yılında kurduğu heyetin başındaki tek kişi, tüm yetkileri Efendi Hazretlerimiz Hasan Efendi'ye devretmiştir. Yani Mahmud Efendi Hazretlerimizden sonra söz sahibi, yetkili tek kişi. Kendisi çok değerli bir Allah dostudur. Bizim de acizane, yakinen tanıştığımız ve duasını aldığımız, sohbet ettiğimiz bir zattır. Medrese hayatımızdaki Arapça hocalarımızdan bir tanesinin çocuğu olmuyor idi. Ve Hasan Efendi'ye gidip duasını aldıktan sonra iş bitti. Yani Allah'ın izniyle çocuğu oldu. Hasan Efendi'nin ağzından hayatı. Hasan Efendi 1930 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinin Çayırbaşı köyünde doğdum. 10 yaşına kadar hafızlığımı orada yaptım. Ondan sonra okula gittim. 15 yaşına kadar hem okula hem iş, biraz da Arapça tahsiline devam ettik. Temel dini eğitimimi validemden aldım. Kara Hoca namıyla maruf bir hocamız vardı. Hafızlığımı bu hocadan yaptım. Daha sonra köyümüze başka hoca geldi. Biz de ondan emsile, bina, maksut ve hatta biraz daha ileri kitapları okuduk. Babam vefat ettiği için ben daha çok ev işleriyle meşgul olmak zorunda kaldım. Of'un Sıra Ağaç isminde bir köy vardı. Bu köyün eski ismi Çalek Köyü'dür. İşte orada bulunan Hacı Dursun Efendi'nin yanına gittim. İki kış orada kalarak Arapça okudum. Mahmud Efendi Hazretleri de orada idi. Biz onunla doğum tarihlerimiz aynıdır. Hatta beraber askere gittik. Tabi o farklı bir yere gitti, ben farklı bir yere gittim. Okuduğumuz medresede ben askere gitmeden önce Abdullah Vanlıoğlu, İhsan Efendi, Ömer Efendi gibi mühim şahsiyetler vardı. Onlar benden önce medreseye girdikleri için benden öndeydiler. 1952'de ben askere giderken onlar icazet almışlardı. Bulunduğumuz medresede Mahmud Efendi Hazretleri de talebe okutuyordu. Tam askere gitmeden önce bir talebe halkasına icazet vermişti. Ben askerliğimi Bursa'da Mahmud Efendi Hazretleri de Bandırma'da yaptı. Hasan Efendi özellikle Cumhuriyet döneminde en zor şartlarda İslami ilimlerin talim ve tedrisinin, Kur'an ilimlerinin yasaklandığı dönemde çok zor şartlarda ilim tahsil etti. Bir yandan Mahmud Efendi Hazretlerimizin yanında derslerine devam eder, bir yandan ise talebe yetiştirir, bir yandan emri bil marufa çıkar ve insanlara İslam'ın hakikatlerini hem camide hem çevresinde anlatarak insanları şuurlandırmak için gayret sarf etmiştir. Hasan Efendi'nin Ali Haydar Efendi babamız Kuddüs-i Sirruhu ile geçen bir anısı. Ali Haydar Efendi Hazretleri ile geçen bir anısını şöyle anlatır. O zaman biz vazifeyi burada aldığımız için hemen manevi yola girelim istedik. Efendi baba Ali Haydar Efendi Hazretleri sakala çok önem verirdi. Daha ilk görüşmemizde bile sakal bırak buyurmuştu. Manevi dersimi Nuri Efendi vermişti. Efendi Baba Hazretleri ders vermediği zamanlarda damadı Nuri Efendi verirdi. Allah rahmet eylesin. İhsan Efendi hocamız vardı. Akyazı'da imamdı. Vaaz verirdi. Ali Haydar Efendi Hazretleri ona sakal bıraksın diye haber gönderdi. İhsan Efendi de kendisi bıraktı, bizden ne istiyor, oradan bize haber gönderiyor dedi. Daha sonra İhsan Efendi buraya gelmişti. Beraber Ali Haydar Efendi Hazretlerini ziyaret etmeye gittik. Tabii o daha ilk defa yanına giriyor, müsaade aldık ve yanına girdik.
Oturuyordu ve kitaplarına bakıyordu. O sıralar gözü görse de kulağı duymuyordu. Bayağı yaklaştık efendi babaya. Tabi kulakları duymadığı için yazıyla sorularını cevaplıyoruz. İhsan Efendi'ye ismini sorunca İhsan Efendi kağıda ismini yazdı. Efendi baba İhsan isminin yanına Kabih yazdı ve İhsan Kabih diye birkaç kere tekrar etti. Bize sakalın önemiyle ilgili bayağı konuştu. Oradan çıktıktan sonra İhsan Efendi hemen sakal bıraktı. Kabi, lügatta yakışıksız manasına geliyor. Yani sakalsızlığın ona yakışmadığını hatırlatıyor ve keramet göstermiş oluyor. Hasan Efendi askerden bir bayram izine geldiğinde Ali Haydar Efendi ile bir anısını şu şekilde anlatıyor. Bayram izni aldım geldim. İsmail Ağa'ya bayramda da orada kaldım. Efendi babamız cami içinde sağ tarafta oturuyordu. Böyle bembeyaz giyinmiş, ayakları tutmadığı için cami içerisinde belli bir yere kadar arabayla gelirdi. Caminin harap bir vaziyeti vardı. Efendi babanın büyük oğlu Şerif abi rüyasında İsmail Ağa Camii önündeki mezarlıktan büyük bir kol çıktığını ve ne durursunuz bu camiyi tamir etmezsiniz diye şiddetli bir ses çıktığını gördü. Bunu efendi babaya söyleyince efendi baba hemen dernek kurup bu camiyi tamir edin dedi. Bu arada Mahmud Efendi Hazretleri terhis olmasına birkaç ay vardı. İmamlık imtihanları açılmıştı. İstanbul müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen'di. Efendi baba dedi ki Mahmud Efendi'yi de koyun imtihana girsin. Daha sonra biliyorsunuz efendi baba Bandırma'dayken Mahmud Efendi ile uzun görüşmeleri oldu. Hasan Efendi tasavvuf ne demek şu şekilde anlatıyor. Şimdi her şeyin bir iç tarafı var. Bir zahiri mana, bir de batini mana var. Bir ruhsatla amel ve bir de azimetle amel var. Yani tasavvuf azimetle ameldir. Bize göre yani efendi babamıza göre sünnette ittibanın adıdır tasavvuf. Nakşi tarikatinde sünnete ittiba yolun esasını teşkil eder. Her şeyin bir hakikati vardır. Mesela Kabe'nin bir hakikati vardır. Göründüğü gibi Kabe değildir. Mesela Kabe'nin hakikati Allah Celle Celaluhu'nun evi olmasıdır. İslam'ın da hakikati vardır. İlim, amel ve ihlas. İlim okunarak elde edilir. Amel, ilmin ayakta yaşanmış halidir. İhlas ise tasavvuf ile elde edilebilir. Tasavvuf, nefsi ıslah için vardır. Yapılan çalışmalar, mürşit tarafından verilmiş bir reçete gibidir. Zaten, Tabibül Kulüp, kalplerin doktoru ve Şefi-ül Zünüp, günahların şefaatçisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için mürşitler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi olduğu için verdikleri reçete Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aykırı olamaz. Şimdi ayet-i kerimede Mevla Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, iman ediniz. Buradan anlıyoruz ki bütün müminlerin imanı imandır. Ancak bazısınınki surete, bazısınınki hakiki imandır. Bu ayetin anlatmak istediği şudur. Ey sureta, iman edenler gerçekten iman ediniz. Gerçek iman nefsin iman etmesidir. Nefsin iman etmesi de tasavvuf ile olacaktır. Tasavvufun verdiği talimatla olacaktır. O da zikrullah'tır. Doktoru mürşidi kamildir. Nitekim ey mutmain olmuş nefis, Rabbinden razı olarak Allah Celle Celaluhu'ya dön. İşte tasavvuf insanı Rabbisinden razı olacak kıvama getirir. Bir gün Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz Hacı annemize Mahmud nerede diye sorar. Yok cevabını alınca şöyle der. Mahmud'a 70 çift manda taksanız benden ayıramazsınız. Sonra Hacı annemize Mahmud Efendi Hazretlerinin gelip gelmediğini tekrar sorar. En sonunda gelince
Efendi baba aceleyle yanına çağırır. Mahmud Efendi Hazretleri koşa koşa gider. Yanına çıkar ve şöyledir. Evladım, artık emrolundun. Emaneti size veriyorum. Ancak bir şey yazmıyorum. Başıma kalkarlar. O yüzden sana sadece söylüyorum. Efendi baba yakın çevresinden çekinmişti. Çünkü o sıralar bazı tatsız hadiseler oldu. Hatta önceleri Ali Haydar Efendi Hazretlerinin damadı Nuri Efendi bile emanetin Mahmud Efendi Hazretlerine geçmesini kabullenememişti. Ama daha sonradan geldi, Efendi Hazretlerinden helallik istedi ve sarıldı. Hasan Efendi tarikatler konusunda ise şöyle anlatıyor. Şimdi günümüzde maalesef tarikatler çok bozuldu. Ancak Nakşi tarikatının kolları bozulmamıştır. Aslında onun da çoğunda bozukluk meydana gelmiştir. Ama özellikle bizim kolda Efendi Hazretlerinin ciddiyeti sayesinde bozulma asgari düzeye indirilmiştir. Bozulmaktan kastımız ise usulün esasın bozulması değil, manevi ders alanların derslerine riayet etmemesi. Efendi Hazretleri bu hususun üzerinde çok duruyor. Muhtelif sohbetlerinde hep şöyle buyururlardı. Bir fide diktin, sulamazsan ne olur? Kurur. Manevi yol da işte böyledir. Anadolu'ya gittiğimizde de mesela bir köyde tek bir kadın var ihvandan. Onu bulur, dersini değiştirir, kuvvet verir, hal hatırını sorardı. Bir keresinde hatırlıyorum, Pendik'e gitmiştik. Yaşlı bir nine var ihvandan. Onu tam bir saat aradık. Sonra bulduk ve hal hatırını sorarak dersini değiştirdik. İşte Efendi Hazretleri böyle hassas bir insan olduğu halde ona bağlı olanların bile bir kısmı dersler konusunda çok aksak. Bakıyorsun adamın 10 senelik dersi var, hala kenarda duruyor. Manevi yolda usul böyledir. Aldıysan yapacaksın ya da hiç almayacaksın. Bu manevi dersler reçete gibidir. Nasıl ki insan hasta olduğunda doktor reçete verir, o reçetedeki ilaçları kullanmazsa hastalığı artar. Aynı şekilde Mürşid-i Kamil de maneviyat doktorudur. Reçetesindeki ilaçlar harfiyen kullanılmalıdır. Kullanılmazsa ilaçlar, yani dersler zamanında yapılmazsa kişinin maneviyatı ölür. Birisi vardı. Efendi babamızı severdi. Efendi babamız onun için derdi ki, bunun da güzelliği bu işte. Derslerini zamanında yapıyor. En çok sapık tarikatten çıkar. Niçin? Çünkü kendi nefsine pay verir. Ben tarikattayım, o değil. Benim sakalım, cübbem, sarığım var. Onun yok. Dedi mi, işi bitti zaten. Bilirsiniz ki şeytan en çok ibadet eden idi. En alim o idi. Ama emri yerine getirmedi. Hazreti Adem'e secde etmedi. Benlik davası güttü. Ebedi lanete müstehak oldu. O yüzden dünyayı amel ile doldursan ihlas olmadan olmuyor. İşte ilmi tasavvufun mevzuu ihlası elde edebilme yollarıdır. İslam dini 3 esas üzerine kurulmuştur. İlim, amel ve ihlas. İlmi okuruz, ameli de yaparız ama ihlası kolay kazanamayız. İşte tasavvufun amacı kulları ihlas kıvamına ulaştırmaktır. Tabii bu arada bir insanı kurtarmak kadar mühim bir iş yoktur. Nasıl ki bir adam binadan aşağı düşse onun kafir olup olmadığına bakılmaz. Kurtarılmaya çalışılır. Aynı şekilde dışarıda günah bataklığına batmış olan insanları da kurtarmaya çalışmalıyız. Onlara merhamet nazarıyla bakmalıyız. Rabbimiz Hasan Efendi hocamıza hayırlı uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin inşallah.